Ebu Bekir Hocam, şöyle bir algım var. 9 yıldır eğitim programları yapıyoruz ve evet, çok yoğun da robotlarımız kullanıyor, tercih robotlarımız. Mühendisliklere ilgi biraz azalıyor. Yüksek puanlı arkadaşlarımız ya da ilk tercihlerini hep sağlık alanına kaydırdılar. Böyle bir defo var, olumsuz bir durum var. Ama şimdi bizim geleceğimiz için de mühendisliklerin iyi olması lazım. Bilim üretmemiz lazım. Evet. Sizin yorumunuz ne? Tabii sağlık bilimleri çok önemli. Türkiye'nin son dönemde önemli bir endüstrisi haline geldi. Yurt dışından çok ciddi hasta çekiyoruz artık. Yani hastalar buraya tedavi olmak için geliyorlar. Tabii bu ciddi anlamda öğrencilerimizden, ailelerinden ilgi çekiyor. Biz de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak kendi mühendislik fakültemiz bünyesinde mesela biyomedikal mühendisliği kurduk. Bu talebi karşılayabilmek için. Tıbbi... Yani sağlıkla mühendislik buluştu. Tabii yani tıbbi cihazların üretilmesinden, geliştirilmesine, işte Ar-Ge'si vesaire yapılmasına kadar, elektroniğine kadar. Tabii bu bir realite. Dolayısıyla bir öğrenci çekiyor. İşte tıp başlı başına zaten önemli bir alan. Şimdi bu alanlar kendi içinde önemli. Ciddi anlamda talep çekmesi gereken ve öğrenci yetişmesi gereken alanlar elbette. Tabii bir de mühendislik alanları, siz de söylediğiniz üzere belli ölçüde talep azalıyor. Biz de görüyoruz bunu. Tabii öğrenci arkadaşlarımızın şunu görmesi gerekiyor. Artık Türkiye ekonomisi işte inşaat sektörüyle belli bir yere kadar geldi. Bu ciddi anlamda bir sermaye birikimi demek. Evet. Şimdi bundan sonra yeni projelerde, şimdi yeni duymaya başladık. İşte uçak projeleri, insansız hava araçları, işte kendi otomobil projeleri diyoruz vesaire. Şimdi bunlar aslında mühendislik projeleri. Yani tamam, ülkenin önüne vizyon olarak konuluyor ama detaylarda bunların her birisi mühendislik projeleri. Önümüzdeki dönemde bu alanda çalışacak ciddi motive olmuş mühendislere ihtiyacımız var ülke olarak. Dolayısıyla ben hani öğrenci arkadaşlarımdan da bu alanın artık ciddi anlamda bir açık halinde geleceğini düşünüyorum. Yani bu anda yönelmelerini tavsiye ediyorum. Yani ve iş olanağı olan bir sürü de mühendislik dalı var. Tabii. Onlara da gireceğiz. Yeni nesil mühendislik kavramı ne demek, onu merak ediyorum. Evet. Ona gireceğiz.